Evet, çünkü bunu örgütlenme modeli olarak görüyor. Tabii şimdi burada Türkiye bu dönemde savunma sanayinde bu hamleleri yaparken, ekonomide, dış politikada bütün o hamleleri yaparken seni eğer içeride kısır siyasi tartışmalarla hele hele bir de toplumsal fay hatları tetikleyecek bir aşamaya getirirlerse sen içeride kafayı kaldıramazsın. İçeride kafayı kaldıramazsan da dünya yeniden şekillenirken yanında, sınırlarının yanı başında olup bitenlere müdahale dahi edemezsin. Seni o zaman Somali'den falan çağırmazlar. Gel benim karasorumu koru diye çağırmazlar. Zaten istenilen o ki. Evet. İstenilen o zaman o. Sen birilerini çağırmak zorunda bile kalabilirsin. Ya. Şimdi Zafer Bey'in tezini, Mehmet Bey'in tezini kuvvetlendireyim diye birkaç ekleme yapacağım. Yaşanmışlık yani bir de şeyi özünde soracağım hocam. Yani bu velev ki işte İmamoğlu seçimi kazandı diyelim. Burada tamamen bir dem ortaklığında bir İstanbul'u mu görmüş olacağız? Yani anladığım ya, bu. Keşke sadece yani dem ortaklığından bahsetsin. Eş başkan gibi bir zannederim böyle bir şey çıkıyor ortaya. Özgür Bey zaten buna mail etmiş vaziyette. Mersin özelinde durumun bu kadar net olduğu açık. Biz neden uzun dönem belediye kanunumuzda yer alan kayyum meselelerini konuşuyoruz? Çünkü bakıyoruz ki onlarca askerimizi şehit eden bombalı saldırı bir belediyenin arabasıyla gerçekleşiyor. Ya da bir belediyenin arabasından onlarca Kalaşnikov çıkabiliyor. Belediye başkanının makam arabasında teröristler çöküp onlarla beraber yol yürüyebiliyor. Sonra belediye başkanı diyor ki ama o gün arabayı ben kullanmıyordum. Ardından da kayyum atandığı zaman deliller ortaya çıkıyor. Çünkü çok uzun yıllar boyunca birçok kritik belediyede bütçelerin nerelere aktarıldığını öğrendik biz. Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vermiş olduğu vergilerden kaynaklı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerine mermilerin yağdığı gerçeğini öğrendik. Sonra da insanlar dedi ki kayyum atanması demokratik değildir. Evet. Peki o demokratik değil de senin vatandaşım hizmet beklerken, kaldırım yapılmasını, asfalt yapılmasını beklerken, çöplerin toplanmasını beklerken, onun için satın aldığın araçların daha teröristler götürmesi, teröristleri buraya getirmeye gayret etmesi demokratik mi, insancıl mı diye soruyorum. Fakat o kadar uyanık olmalıyız ki. Şimdi Rojava denilen yer, işte Rakka merkezli bir yer, Suriye'nin kuzeyinde Ekim 2019'dan beri kendilerince defakto olarak bir yönetim ilan ettikleri bir alan. Çok benzeri demokratik özellik adı altında HDP siyasi çizgisinde tüzüğünde yer vererek konuştu. Lütfen unutmayalım. Siyasi partiler kanunumuz çok açık bir şekilde anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasından hareketle eğer diyor bir siyasi parti Türkiye'nin üniter yapısına kastediyorsa federasyon ya da konfederasyon tipinde bir model öneriyorsa o siyasi parti kapatılır diyor. Şimdi HDP ile ilgili dava devam ediyor. Dolayısıyla izleyicilerimiz bizi o bölgelerden izleyen dostlarımız da vardır. Neden kayyum atandığı sorusunun anayasal zemini olduğunu bilsinler, kanundan kaynaklı zemini olduğunu bilsinler. Şimdi komplo teorisi üretiyorsunuz kardeşim. Türkiye'de bir bölünme söz konusu asla olmaz. Emperyalistler buraya çökemez. Biz Suriye değiliz, biz Irak değiliz diyen muhakkak izleyicilerimiz vardır. Ama endişe etsinler. Çünkü aynısı Sudan'da söyleniyordu. Bir sabah bir kalktık, Güney Sudan diye bir devlet kurulmuş. Ve Sudan'da şunu bahane ettiler. Sudan'ın güneyindeki insanlara inanç özgürlüğü verilmiyor dediler. İfade özgürlüğü verilmiyor dediler ve dillerini kullanamıyor dediler. Bir sabah bir referandum, ertesi gün devlet ikiye bölündü. Bir örnek daha, Doğu Timor bölgesi. Hiçbir böyle bir gelişme yoktu. Endonezya coğrafyasında, Güneydoğu Asya'da buradan bir devlet çıkar mı çıkmaz mı diye bir tartışma bile yoktu. Emperyalizm dedi ki ben Sudan'ı bu kadar büyük görmek istemiyorum. Güneyinde benim kullanabileceğim bir zemin oluşmalı. Doğu Timor'da benim kullanabileceğim bir zemin oluşmalı dedi. Ve sabah bir kalktık self-determinasyon hakkı kullandırtılmış ve emperyalistler sömürge altında dedikleri oralarda iki tane yeni devlet kurmuşlar. Bu Suriye'nin kuzeyi için büyük bir tehlike. Irak'ın kuzeyi için büyük bir tehlike. Ve yarın bu coğrafyada terör devleti ki kabinenin teröristan diye andığı terör devleti yapılanması kurulursa o zaman dönerseniz Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda buna benzeyen riskler oluşur mu diye sormak zorunda kalırız. Şimdi diyeceksiniz ki yerel seçimin ne alakası var? Evet. Hep kazanılan, zaten soru o noktaya doğru geliyor. Kazanılan gelince belediyelerden kaynaklı bütçeler nerelere aktarılıyor? Eğer siz İstanbul'u HDP ile de DEM Parti ile beraber yöneteceğim tezi üzerinden yani 1-5 yıl
o koltuğa daha sahip çıkayım tezi üzerinden o örgütlenmelerin, terör örgütlenmelerinin İstanbul'a inmesine müsaade ederseniz, yıllardır yapmaya çalıştıkları denize açılalım diyerek Mersin üzerinden oynanan oyuna müsaade ederseniz... Şimdi biz İstanbul'a bakıyoruz ama Mersin Akdeniz'de çok tehlikeli. Çok önemli. Oradaki mesela HDP'nin demin siyaset işte büro açılışındaki görüntü... Şüphesiz bizim için yani, o kadar büyük riskler içerdiğini gösteriyor ki. Yani diyor ki ben Akdeniz'e açılıyorum. Elbette. Akdeniz ilçesinin adıyla da biz bunu söylemiş olalım. O yüzden da söylüyor zaten. Bölgedeki Yörük Türkmenler sandığa da siyasi iradeye de sahip çıkacaklar ki birileri de ekrana çıkıp bu riskler var lütfen dikkat edin demek zorunda yani kalmasın. Yani İstanbul kadar Mersin'de çok çok önemli diyorsunuz Mersin, değil mi hocam? Mersin hayalleri, İstanbul rüyaları. O bakımdan seçmen açısından sadece sıradan bir çöp toplama meselesi değil. Adam devşirme. Neler neler. Ya biz istihdam. Şu anda eğer Sayın İçişleri Bakanımız Türkiye'de terörün belini kırdık, sayıları bile belli, bitiriyoruz biz bu işi diyorsan bir miktar aslında şu ana kadar ortaya çıkan 20 yıllık siyasi iradenin neticesi. Ama İstanbul ve Mersin gibi kritik iller eş genel başkanlık yanına artık eş belediye başkanlığı mı diyeceğiz? Böyle bir eklemlenmeyle karşı karşıya kalırsa o zaman oyun bir kere daha baştan başlayabilir.